Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Clash of Clans oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi buz büyücüsüyle alakalı bir video çekeceğim yine. Nasıl bir konu olacak bu? Normalde bildiğiniz gibi büyücülü olan ordularım var, benim sürekli kullandığım ordularım. Onun içerisindeki büyücüleri çıkarttım, yerine buz büyücüsü takviyesi yaptım arkadaşlar. Yani büyücüleri çıkartıp yerine buz büyücüsü aldım orduların içine. Şu anki gördüğünüz ordum Valkyrie bir ordum vardı bildiğiniz gibi. Şurada zaten ikinci sırada görüyorsunuz. Normalde 14 tane Valkyrie vardı ama İşte 12 tane büyücü basabilmek için de 12 tane bir tane Valkyrie çıkartmak zorunda kaldım arkadaşlar. Öyle değişik bir şey oldu. Çok önemli değil, zaten böyle bir ordu yaptım. Arkasından da devli bir ordu çıkartıyorum arkadaşlar. Normal galimet kasma, karayesir kasma ordum bu bildiğiniz gibi. Bu şekilde sağlar yapacağız. Mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla Clash of Clans için güzel bir yayında bekliyorum. Şimdi şu şeyleri bir hızlandıralım. Bir taş etkinliği hala devam ediyor. Bir de keşke şeyler de hızlansaydı ya. Şu bitmeseydi şunun etkinliği. Neyse, çok önemli değil. Hemen geçelim aramamıza. İnan arkadaşlar, bu canlı sallar çok fazla yoruyor beni. Ama işte tekrar falan izletmek istemiyorum açıkçası, sizlere sıkıcı olmaması açısından. İnanın yani böyle yarım saat, 40 dakika belki 45 dakika bayağı bir bekliyorum ben orduları vesaire. Siz görmüyorsunuz tabi oraları. 10 dakika zor çıkıyor o videodan. Sonra yazıyorlar işte niye kısa video kısa video. Aslında o video bayağı bir sürüyor arkadaşlar maalesef. Clash of Clans bu şekilde. Bundan dolayı kısa videolarda kusura bakmayın, elimden fazla bir şey gelmiyor yani. Şimdi abi şu köye saldıralım, köyüm nasıl son, ama çok da bir köyüm nasıl son değil. Nasıl bir cümle olduğunu inanın anlayamadım. Şimdi merkez yırtacağım. Kıracağım. Yırtacağım diyorum. Dur şimdi merkezi kıralım. Klan kalemde dev var arkadaşlar. Mecburen devleri kullanmak zorundayım ben. Çünkü şey yok başka. O bak. Bu yeni tutaraktan geldi arkadaşlar. Ha bu işte bakın, bu büyücüler direkt şeylere saldırıyor. Savmalar saldırıyor. Bundan dolayı sıkıntı oldu gördüğünüz gibi. Hiç takmadılar diğer şeyleri. Vay be. Bunları unutmuştum ben ha. Merkeze merkeze. Şşt. Ana hepsi şeye gitti lan. Abiciğim siz şöyle gitsenize. Lan oğlum merkeze dönsenize lan. Enteresan insanlar ya. Nereye daldınız? Şu merkeze bir tane de çifa kullanma arkadaşlar. Bu buz büyücülerin şöyle bir dezavantajı var. Mesela normal birbirine saldırmıyor. Yani sadece savmalar sallıyor. Bir dev gibi düşünün. Bundan dolayı temizlik yapamadık az önce fark ettiğiniz gibi. Ben daha da onu da unutmuştum. Daha sonrasında farkına vardım. Bilseydim öyle bırakmazdım. Ama yine de kötü olmadılar gördüğünüz gibi. Zaten Valkyrie saldırısı kuvvetli bir saldırı. Bunlar da ayak uydurdu yani. Çok fazla sırıtmadılar. Tabii ki bir büyücü değil arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Büyücünün yerine geçemez. O kadar söyleyeyim. Büyücünün çünkü temizlik birimi aynı zamanda, büyücü bir nevi. Bunlar temizlik yapmayınca gördük bu şekilde sallar bitmiyor. Yani köy fullenmiyor gibi bir şey oluyor. Büyücü olsa muhtemelen fullerdik bu köyü. Olsun yine de ya. Denemiş olduk arkadaşlar sizler için. Sizler kullanmayın isterseniz veya kullanabilirsiniz, size kalmış bir durum bu. Ben sadece sizlere önden göstermeye çalışıyorum bu şekilde. %83'e kadar çıktı. Bekleyeceğim arkadaşlar. PK falan da temizlik yapsın. Bakalım ne kadar olacak. Kırlan. Ah be, öldük. Tamam. %84 kötü mü? Bence çok güzel arkadaşlar. 252.000 altın, 381.000 iksit, 3.200'de kara iksit aldık. Gayet güzel bir oran bu bence. Yani tatmin edici bir miktar. 3.000 kara iksit gerçekten şu sıralar ihtiyacım olan bir şey. Onun dışında şu büyü, daha doğrusu tuzağı merkezde kullanmanızı tavsiye ederim. Dışarıya koymayın arkadaşlar. Dışarıda donan birbirinin bir şeye işe yaramaz. Özellikle köyümden sonlar böyle Cehennem Kulesi'nin etrafına koyarlarsa bunu, adam donlar bu şekilde ve Cehennem Kulesi daha fazla çalışabilir. Böyle bir tavsiyem olsun bu da. Şimdi tekrardan kralımı da bekleyeyim arkadaşlar. Ben kralımı da zamanı vermiştik. Daha 25 dakika falan diyor da bir 10 dakikaya çıkar herhalde. Bu çıksın, geliyorum. Evet arkadaşlar, çok hoş, çok tatlı, çok bebek gibi bir köy buldum. 418.000 altın, 444.000 iksir, 4050 kara iksir arkadaşlar. Bu köyü alamazsam üzülürüm. Bir iddia koyacaktım da ortaya. Şu anda alamam, o yüzden yapacak şeyim de yok, enerjim de yok. Bu yüzden iddia koymaya gerek yok o konuda. Çünkü güzelce bir saldırı yapalım. Ya şu büyücüler
şeylere dalmasaymış iyiymiş de. Mecburen okçularla falan halletmeye çalışacağız. Kral. Şurada bir tane şifa kullanalım arkadaşlar. İki koldan da goblinleri saldım. Şurada bir tane öfke büyüsü. Şurada bir tane atlama büyüsü. Atlamayı çok gereksiz kullandım farkındayım da. Başka kullanacak bir yer yok. Şurada bir tane şifa. Şurada da bir tane dondurma kullanalım. Kullanmak için kullandım bu arada dondurmayı da. Yani böyle gerekli olduğundan değil. Ne oluyor şimdi? Alabileceğiz mi %100? Abi kar eksirinin çoğunu alalım. Bana o da yeter ya. Şu an benim için en önemlisi kar eksir. Hadi hadi kar eksirleri alın. Lan oğlum kar eksiri al lan. Şurada kar eksir var. Öf. Kesinlikle büyücülerin yerine geçemez abi. Kesinlikle yani. Büyücüler rahatlıkla temizlik yapıyor ya arkadaşlar. Almıştık şu an kar eksiri falan. Lan o kadar gayret kaçtı lan. Tüh neyse ama. Çok da takacak bir mevzu değil. Kasarsız. Önemli olan böyle bir köyün çıkmış olmasıydı. Bu kadar da herhalde saldırı daha fazla ilerlemez. 1350 kar eksi kaldı. 200'de kalimet kaldı ya. Ay. Alamadık. Olsun. 2700 kar eksi de iyidir. Vallahi böyle köyler çıkıyor arkadaşlar. Kupada soruyorsunuz bana. Buraları öneririm. Kristal 3, kristal 2 falan. Kömürası onlar için öneririm. Güzel galiba çıkıyor zaten görüyorsunuz siz de. Saat de şu anda 21 yani 21-26 yani 9.30 civarları. Orduma zor olmuş da ben mecburine kralımı bekleyeceğim arkadaşlar. Kralçam zaten yok o yüzden kralsız da girmek istemiyorum saldırılara. Govalf saldırısı yaparız. Son olarak yapar mıyız başka bir saldırı? Bilmiyorum da ne yapabiliriz farklı olaraktan ya. Çok da bir fikir de gelmiyor şu anda farklı saldırı olarak. Golem cadılı bir şey mi yapsak? Abi yok ki başka büyücünün kullandığı öyle bir yöntem ya. Var mı? Domuz büyücü var da. Büyücüler temizlik için lazım. O da yok şu anda. Temizlik yapmıyorlar yani. Binalara gidiyorlar. Neyse olmadı arkadaşlar. Bir tane daha yine aynı saldırıda yaparız. Öyle yaparız olmadı yani. Eğer çok fazla kısa olursa video. Öyle yaparız. Şimdi tekrar ordum çıksın. Geliyorum. Evet arkadaşlar bu köye saldıralım dedim. Şöyle bir kareksi de varmış. Ya maksat işte kareksi de bir yandan almış olalım arkadaşlar. Bu saldırı yani normal kafayla yapılacak saldırı değil. Her zaman söylüyorum. Sırf sizler için yaptım saldırılar. Şimdi şöyle yapalım. Abi işte bak temizlik yapmıyor. Çıldıracağım ya. Yok başka yerlere vuruyor abi. Bak yine oraya tuzak koymuşlar bak. Şurada bir tane öfke ve bir şifa kullanacağım arkadaşlar. Ölmesinler. Şurada bir tane zehir ve birazdan da dondurma atabilirim oraya. Hepsi ölsün diye aynen. Bir tane de öfke attım merkeze doğru. Klan kalesinden çıkanlar da ölsün arada. Kralım da ölüyordu arkadaşlar anladınız. Merkeze doğru şu büyük. Bu arada okçular kullanmayı da unuttum ya. Nasıl bir saçma bir saldırı oldu abi. Hiçbir şey sokamadık merkeze. Ne Pekka ne bir şey ya. Allah Allah ya. Okçular da unuttum kullanmayı. Rezil bir saldırı oldu bu. Ben bundan ne anladım abi. Neyse. Olduğu kadar olmadı kader. Karaksir alayak iyiydi ama. Karaksir alamadık işte. O son karaksir alacaktık. Bit. Bak onu görmüyor işte. İnsan sinir ediyor onu görmüyor. O zaman arkadaşlar son bir saldırı yapacağım sizler için. Ama da bu kadar uzatmamam gerekiyordu yetiştirmek amaçlı ama yine de bir tane saldırı yapalım. Tekrar ordum çıksın bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar son saldırımıza da bu köye saldıracağız. Hemen saldıralım bitsin yeter yüreğim çatladı kaç saattir ya. Şöyle, bu sefer temizlik için okçuları önce saldıracağım arkadaşlar. Az önce gibi unutmayayım. Az önceki gibi. Daha sonrasında biraz büyücü salalım. Ve şu duvarı kıcayla şurayı açarsak çok güzel olur. Yine bir yandan büyücüleri de salalım arkadaşlar. Temizlik yapsınlar. Okçularımızın ölmemesi hayat derecede önemli arkadaşlar şu anda bizim için. Çünkü başka ileriye doğru yönelik bir şeyimiz yok. Şöyle şurada bir tane şifa kullanacağım.
Burada bir dondurma kullanabiliriz. Merkez deptan dövfeyi kullanacağım. Bakalım artık. Ne olursa olsun artık. Gerisi kader alın yazısı. Şöyle şurada yalan alın yazısı. Ben bu arada bayağı küçükmüş. Temizle reis. Temizle. Kran yeteneğini birazdan basacağım. Hemen acele etmeyelim o konuda. Birazdan basarız arkadaşlar. Gir. Pekkalar. Çalışın reisler. Bastım kran yeteneği ölmesin abi. Sakin olun. İki tane okçu ne biçim çalışıyor bak bu. Çok iyi ya. Neyse azdan köyde biraz da kara eksir aldık arkadaşlar. Köy nasıl 9 ne de olsa. Biraz da kara eksirini almış olduk. Fazla bekletmeyeceğim. Birazdan bitiririm savaşı herhalde. Biraz da ilerlesin. Şu iki tane pekkamız varmış orada. Bunlar biraz temizlik yapsın abi. Ondan sonra devam ederiz de. Yok Tesla gördü şimdi. Onları mahvetti şimdi. Aynen tamam. Bitirelim arkadaşlar. Savaşı daha fazla uzatmayalım. 1606 kare eksir aldık. Güzel. Fena değil. Bir yükseltme yapmak istiyorum. Aynen bu arada etkinliği de tamamlamış olduk arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel oldu. Etkinliğin ödülünü de alalım. 30 taş veriyor. Dur eğit dedim lan. Ödülü alacağız. Niye vermiyor ödülümü? Etkinlik bittiğinden mi verecek? Herhalde öyle bir şey olacak arkadaşlar. Etkinlik bitince verecek ödülümüzü. Neyse. Bir tane top basmak istiyorum. Şuradan gördüğünüz gibi 200 bin altın istiyor zaten. Düşük bir maliyet. Bunu bir dahaki bölüme bırakmayalım. Bir dahaki köyün nasıl 10 bölümüne. Basmış olalım bu bölümde. XRM'e bitmiş bu arada. Onun dışında da zaten okçu klas falan vardı da bunlar yüksek maliyetli. Başka böyle düşük maliyetli bir şey var mı? Şunlar basabiliriz. Bunlar da 2 gün boyunca çıksın. Muhtemelen 2 gün sonra falan çekerim bu video çünkü. Tamam. Umarım hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Eğer daha fazlasını isterseniz bu tarz videolardan yapmamı istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şuraya falan da galiba basarsanız şuraya abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.